Herkese merhaba. Koyu MK YouTube kanalına hoş geldiniz. Mercek Altında serimizin ilk videosuyla karşınızdayız. Serimizin ilk konuğu Elsıva İkiken'in işveren markası ve iç iletişim yöneticisi olan Gizem Gamze Öz Yarımbıyık. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Beyza. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyim? Tabii. Ben Gizem Gamze Öz Yarımbıyık. Elsıva 2'de çalışıyorum. İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nde. İşveren markası ve iç iletişim biriminin yönetiminden sorumluyum. 7 yıla yakın süredir Elsıva 2'de çalışıyorum. Genel olarak böyle tanıtabilirim. Çok teşekkür ederim. Siz biraz bahsettiniz fakat biz biraz daha detaylı öğrenmek istiyoruz. Sizin için de uygunsa ilk sorumla başlamak istiyorum ben. Tabii. Bir çalışma gününüz nasıl geçiyor? Kariyer hikayenizden biraz bahsedebilir misiniz? Elbette. Bir çalışma günüm çok yoğun geçiyor. Öncelikle onu söyleyebilirim. Eğer Elsıva 2'nin bir çalışanıysanız gününüz sakin geçmez. Perakende de çalışıyorsanız gününüz sakin geçmez. Ama zaten sakinlik aramadığımız için de bu bizim için bir problem değil. Zaten aradığımız ve içinde olmaktan mutlu olduğumuz bir tempo diyebilirim. Benim günüm çok çeşitli farklı işlerle geçiyor Beyza. Bunun içinde şu anda seninle yaptığımız yayının arka planı, üniversitelerle olan işbirlikleri, diyaloglar, etkileşimler, programlar bunlar var. Diğer tarafında şirket içinde yapılan iletişimin tamamını kapsayan bir işim var. Projeler yapıyoruz şirket içinde, sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz, iletişim projeleri yapıyoruz. Bunlarla yoğun geçebiliyor günlerimiz. Yani çok dinamik. İnsan kaynaklarının farklı alanlarına destek verdiğimiz zamanlar, günler olabiliyor. Çünkü birlikte çalışmaktan beslenen bir aile, Elsıva 2K ailesi. Haliyle herkes sadece kendi işini değil, yanındaki arkadaşının da destek olabildiği kadarıyla işlerine yardımcı oluyor. Haliyle dolu dolu geçiyor diyebilirim. Kariyer hayatıma gelince benim ikinci iş deneyimim Elsıva 2K. 2013 yılında Elsıva 2K ile yollarımız kesişti ve sonra da sanıyorum ki şirket de benim ondan memnun olduğum kadar memnun. 7 yıla yakın süredir de birlikte yolumuza devam ediyoruz. Bundan öncesindeki iş deneyimim de bir vakıf üniversitesinde değişim programları koordinatörlüğüydü. Erasmus Exchange öğrencileriyle çalıştığım, yine öğrencilerle olduğum bir işim vardı. O da çok keyifliydi. Şu anda da yine sizlerle olduğum için, bu işin içinde olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlerle bu yayını yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Anladığım kadarıyla bayağı yoğun ve aktif bir iş hayatınız evet. var. Peki diğer sorumuza devam etmek isterim. Elsıva 2'de nasıl bir çalışma ortamı var? Ne gibi avantajlar var? Bize bahsedebilir misiniz? Elsıva 2 çok büyük bir aile. Buna geçerken başlangıçta biraz Elsıva 2'den bahsetmek faydalı olabilir diye düşünüyorum. Elsıva 2'de biz dünya çapında 48 bin çalışanı olan çok büyük bir aileyiz. 47 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Yurt dışında 500'den fazla mağazamız var. Toplam mağaza sayımız 1000'i aşkın durumda. Bildiğimiz Elsıva 2 giyim mağazalarının yanı sıra Dream mağazamız, Step mağazamız, home mağazamız, farklı kategorilerde de mağazalarımızı sürekli açmaya devam ediyoruz. Epey yoğun, tempolu bir çalışma hayatı var Elsıva 2'de. Yani Elsıva 2 çalışmayı sevenlerin yeri diyebilirim. Sürekli araştıranların, sürekli merak edenlerin, sürekli daha iyisini bulmak için kendi inisiyatifiyle hareket edenlerin mekanı diyebilirim. Burada çalışanlarımız için neler var? Şirketimizin prensiplerinden biraz bahsetmek faydalı olabilir. Elsıva 2 prensiplerle yönetilen bir şirket. Bir anayasası var, bir vizyonu, bir misyonu var. Ama özellikle prensiplerimiz bizim aslında yönümüzü belirleyen, tayin eden yol göstericilerimiz diyebilirim. Bunların da en başlarında öğrenme ve gelişim geliyor. Elsıva 2'yi tanıyan, bilen, burada staj yapan, burada çalışma deneyimi olan ya da yolu bir şekilde Elsıva 2'den geçmiş herhangi birine sorduğunuzda size Elsıva 2 okuldur diyecektir. Bu yalnızca tekstil alanında değil, yaptığımız bütün işlerde en iyisini yapma yolculuğumuzda taşımaktan mutluluk duyduğumuz bir özelliğimiz. Çok meraklıyız Elsıva 2 ailesi olarak. Çok öğrenmek istiyoruz, çok eğitim almak istiyoruz. Bir kurumsal akademimiz var. Bana sorarsan Beyza, Elsıva 2'nin en büyük katkılarından biri çalışanlarına
sonsuz bir eğitim havuzu sunuyor olması. Yani sizin düşünmediğiniz, sizin almayı aklınızdan geçirmediğiniz eğitimleri bile bir anda kataloglarda görebiliyorsunuz ve bu da mı varmış diyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Evet, eğitim alanında çok zengin bir içeriği var diyebilirim. Bunun haricinde SYQ2 çeşitliliğe önem veren bir şirket. Ama bunu yapılandırarak ya da özel olarak buna çaba harcayarak yapmıyor. Doğal olarak çok büyük olduğu için ve herkese kapısı açık olduğu için prensiplerine uyan, doğru işe doğru insanın getirildiğine kanaat getirdiği herkesi SYQ2 bünyesinde bekliyoruz diyebilirim. Haliyle çok çeşitli, çok farklı kültürlerden, farklı altyapılardan insanlar var. 47 ülkede olmanın verdiği bir çeşitlilik doğal olarak var. Yani siz departmanınıza yürürken koridorda bir sürü farklı milletten çalışma arkadaşınızla karşılaşabiliyorsunuz. Bazen uluslararası mağazacılığın toplantıları olur şirketimizde. O zaman ülke müdürleri ya da ülkelerin yetkilileri, mağaza yetkilileri gelirler. Yani görseniz sanki bir curcuna, bir festival varmış gibi şirkette. Çok keyifli, kültürel açıdan çok besleyici bir yanı var diyebilirim. Genel olarak çalışma ortamı keyiflidir. İşe eğlenceyi katabiliyor olabilmek, özgür olmak, rahat olmak, kendini rahatça ifade ediyor olmak. Bunların hepsi tabii perakendenin ve giyim perakendesinin getirdiği farklı, yani belki bir denetim firmasında olmayan rahatlıkları olabilir. Biz artık onları hani iyi yan diye dillendirmiyoruz. Yani rahat giyinmek, serbest olmak gibi şeyleri. Ama bunlar da evet varlar. Hani siz öğrencilerin sonuçta içinde olmadığı bir alan olduğu için bunları bilmek de size fayda sağlayabilir diye paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Anladığım kadarıyla kendinizi geliştirmeye iş hayatınıza başladığınızda daha da devam edebileceğimiz bir yer SYQ2. Evet, SYQ2'de iş hayatınıza başladığınızda ve iş hayatınızı sonlandırmanıza yakın bile hala bir şeyler öğreniyor oluyorsunuz. Çünkü sürekli yenilik var. Yenilikleri çok takip eder SYQ2. Gerek üst yönetimi, CEO ekibi olsun, gerek bütün yöneticiler, çalışanlar, herkes çok meraklıdır diyebilirim ama güzel bir meraktan söz ediyorum. Öğrenmek, katkı sağlamak, her gün daha iyisini yapmak. Biz işe her gün daha iyisini yapmak için gidiyoruz. Bu çok güzel bir özellik bence. Kesinlikle öğrenmeye devam edebilmek, kendinizi geliştirmek, olduğunuz yerde saymamak şirkete daha da bağlıyordur sizi. Peki, sizin hikayenizden ve SYQ2'den bahsediyorken bir takipçimizden gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum ben. Sizi SYQ2'ye en çok ne bağladı? Güzel bir soru. O kadar çok şey var ki, hani şu ana kadar konuştuğumuz alanlarda da, o konularda da mutlaka altını çizmişimdir, bahsetmişimdir. 48 bin kişilik kocaman bir aileyiz. Zor günümüzde birbirimizin yanında oluruz. Güzel günlerde başarıları birlikte kutlarız, paylaşırız. Başarıyı paylaşmak büyük bir erdemdir. Ve biz bunu çok iyi yaparız. Bunlar aslında ilk etapta aklıma gelenler. Yine SYQ2'yi düşündüğümde ben 2013 yılında 24 yaşındayken başladım SYQ2'de çalışmaya. Ve o günden bugüne dönüp baktığımda şunu fark ediyorum. 24 yaşında işe ilk girdiğim zaman da yönetici olsun, çalışan olsun, herhangi bir hiyerarşik fark olmaksızın kendimi özgürce ifade edebilme, fikirlerimi paylaşabilme imkanım vardı ve bu bana bir iyilik olarak verilmemişti. Şirketin doğası böyleydi. Bugün hala 7 yıl sonra dönüp baktığımda o gün yaşadığım şeyleri bugün de yaşayabiliyorum. Bugün de aynı heyecanı yaşıyorum. Bugün de yeni bir proje için hevesleniyorum ve hevesle dile getiriyorum. Destekleniyorum. Destekleniyor olmak çok önemli ve çok kıymetli bir şey. Fikirlerinize önem verilmesi, sizi insanların dinliyor olması, bir şeyler katabilmenize destek olmaları. Ben bu desteği gördüm SYQ2'de. Ben de burada büyüdüm diyebilirim. Çünkü 7 yıl az bir zaman değil. Hani üniversiteyi bitirip bir sene farklı bir işte çalışıp ikinci senemde
Elsa ve Kiki ailesinde buldum kendimi. Gözlerimi burada açtım diyebilirim. Beni en çok etkileyen yanları aslına bakarsan bunlar. Bir de şirketin ruhunu seviyorum diyebilirim. Çünkü Elsa ve Kiki tıpkı misyonunda, mottosunda olduğu gibi iyi giyinmek herkesin hakkı diyen bir şirket. Ve bunun için gerçekten 48 bin kişinin canla başla çalıştığını ben hissediyorum. Ve ben de onlardan biriyim. Bu kadar güzel bir amaç için çalışıyor olmak da elbette beni her gün işe keyifle, hevesle, merakla, daha iyisini yapmanın merakıyla götürüyor diyebilirim. Anladım. Teşekkür ediyorum. Monotonlaşmamak ve sizi dinleyen birilerinin olması gerçekten çok güzel olsa gerek. Umarım mutlu bir şekilde iş hayatınız devam eder. Henüz eğitime devam eden öğrenciler olarak merak ettiğiniz şeylerden birisi de işe alım süreçleri aslında. ESV2'deki işe alım süreçleri nasıl? İnsan kaynakları görüşmesinde neye dikkat ediliyor? Değerlendirme merkez süreçleri nasıl işliyor? Bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? ESV2'nin işe alım süreçlerinden bahsedeyim elbette. Biraz uzun gelebilir ama özünde amacımız doğru işe doğru insanın yerleştirilmesini, her iki tarafında mutlu olmasını, mutlu şekilde çalışmasını sağlamak. Bu bağlamda adımlarımız neler? İlk önce elbette CV taraması, başvuruların değerlendirilmesi aşamasından geçiyor adaylarımız. Sonrasında olumlu bulunan adaylarla, aday adayı da diyebiliriz tabii, bu olumlu bulunan adaylarla iletişime geçilerek onlara bir kişilik envanteri ve İngilizce testi gönderimi yapıyoruz. Kişilik envanteri adaylarımızın yatkınlıkları, onların şirkete uyum sağlama noktasında gösterdikleri bazı parametreler var. Bilimsel olarak kanıtlanmış parametreler. Bu parametrelere bakıyoruz. Sonrasında bir yüz yüze mülakat aşamamız var. Evlerden çalışmaya başlayana kadar bu süreci gerçek anlamda yüz yüze yürütüyorduk. Fakat pandemi döneminin gelişi ve bizlerin evlerden çalışmaya başlamasından itibaren artık şu anda seninle yaptığımız gibi online olarak mülakatlarımızı yürütüyoruz. Bunda çok hızlı adaptasyon sağladığımızı söyleyebilirim. Hem adaylar, işe alım profesyonellerimiz hiçbir sekteye uğramadan işe alım görüşmelerimiz online olarak devam ediyor. Bu görüşmeler tamamlandıktan sonra yönetici görüşmesi sürecimiz var. Elbette ki ben bunun çift taraflı olarak çok faydalı olduğuna inanıyorum. Siz bir aday olarak hangi ekiple çalışacağınızı, hangi yöneticiyle çalışacağınızı görmek istersiniz, değil mi? Aynı şekilde yönetici de nasıl bir ekiple çalışacağını görmek, o ekibin uyumuna bakmak, varsa farklı sorularını sormak için yönetici görüşmesini organize ediyoruz. Buradan da geçen adaylarımız değerlendirme merkezi uygulaması dediğimiz assessment uygulamaları sürecine giriyor. Burası bana sorarsan Beyza çok keyifli. Çünkü vakalar var. O vakalar karşısında adayın aldığı aksiyonlar, sergilediği yetkinlikler, şirketin prensiplerine uyumluluk gösterme noktasında ne durumda olduğu gibi yerler bakılıyor. Bu alanlar tespit ediliyor. Bu bir bilgi etkinliği değil. Herhangi bir bilgiye dayalı bir süreç değil. Sizin bir vaka karşısında aldığınız yön diyebilirim. Bugüne kadarki bilgi birikimleriniz, davranışsal göstergeleriniz, yani sizi siz yapan her şey orada o vaka karşısında. Bizim yine az önce söylediğim gibi mutlaka ki bilimsel verilere dayalı olarak yaptığımız gözlemlerle buluşuyor. Bunlardan da geçince, anlatması bile uzun değil mi biraz? Bunlardan da geçince artık referans görüşmesi ve sonrasında da teklif. Sonra işe başladığınızda diyorsunuz ki oh ne kadar güzel oldu. Sonunda anlatırken uzun ama bunların hepsi ardışık olduğu için değil, uzun süren zamanlar değil. Hepsi bir zincir gibi, hepsi programlı, planlı. Bir adımı atlayınca diğerine geçiyorsunuz, sonra diğerine geçiyorsunuz. Sonunda da sizin için uygunsa, şirket için uygunsa, iki tarafta birbiriyle faydalı, verimli ve iyi bir ilişki yürüteceğini düşünüyorsa, o zaman ESV2'deki kendisine hoş geldiniz diyoruz. Çok güzel, uzun soluklu fakat başarılı ve mutlu bir iş ortamı için bence gayet gerekli bir olan bir süreç. Her şeyi test edilmesi açısından. Teşekkür ediyoruz cevabınız için.
Rica ederim. Bahsettiklerinizin hemen ardından yine takipçilerimizden gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum ben. Genelde hep şu var. Yeni mezunlar neden ESV2'yi tercih etmeli? Başlamak için ESV2 sizce nasıl bir ortam? Yeni mezunlar ESV2'yi neden tercih etmeli? Birincisi şunu söyleyebilirim. Bunu profesyoneller için de söyleyecek olduğum şey aslında. ESV2 bir okul Beyza. ESV2 de öğrenmeye devam eder gelen kişi. Yeni mezun da olsa, profesyonel de olsa fark etmez. ESV2 öğrenme ortamıdır, gelişim ortamıdır. Eğer yeni mezun bir aday meraklıysa, sürekli öğrenmek istiyorsa, her gün kendini aşmak istiyorsa, her gün daha iyisi için çabalamak isteği varsa ve çalışmaktan zevk alıyorsa, çünkü gerçekten çalışkan olmak, çalışmak, bir işe zaman ayırmak, enerji ayırmak ve bundan da zevk almak, bundan mutlu olmak bizim için önemli kriterler. Yaptığınız işin çıktısını somut olarak görebildiğiniz bir yer. Sizin arka planda yaptığınız planlamalar, yeni mezun olarak farklı bir sürü pozisyonunuz var. Merkezdeki bir planlama pozisyonunda çalıştığınızdan bahsedelim bir yeni mezun olarak. Sizin arka planda yaptığınız planlamalar, Excel başında geçirdiğiniz zamanlar, sahaya çıkıp insanlarla kurduğunuz diyaloglar, incelediğiniz raporlar, paydaşlarınızla yaptığınız görüşmeler, bunların hepsinin sonunda şunu görebiliyorsunuz günün sonunda. Benim ilgilendiğim, takip ettiğim, emek verdiğim, günlerimi üzerinde düşünerek geçirdiğim ürün bugün şu kadar satmış, bu kadar kişiye ulaşmış, bu kadar adette şu ülkeye göndermem lazım. X ülkesinde çok fazla gidiyor, Y ülkesine bakıyorum, orada çok fazla gitmiyor. Neden? Çünkü orada hava durumu beklenen şekilde gelişmedi, mevsim normallerinin üstünde bir hava durumu var gibi. Bunlar çok eğlenceli, çok keyifli. Bir sürü denklemi çözüyorsunuz. Makrodan bakıyorsunuz. Bu yeni mezun olarak iş hayatına girme adımı için çok faydalı ve vizyon katıcı bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bir endüstri mühendisi adayı olarak bizim de çok ilgilendiğimiz alanlar olduğu için kendimizi geliştirmemiz açısından çok yararlı bir alan diyebiliriz o halde. Evet, ESV22'de 1000'e yakın endüstri mühendisi çalışıyor Beyza. Her alanda insan kaynaklarında endüstri mühendisi arkadaşlarımız var. Operasyon tarafında, operasyondan kastım bir ürünün tasarımından üretim kararının, tedarik kararının verilmesi, adetlerinin belirlenmesi, hangi mağazaya ne kadar gideceği, lojistik süreçlerinin tamamı, bunların hepsini kapsayan operasyonda çok fazla endüstri mühendisi çalışanlarımız var. Şirket yönetimimizde çok fazla endüstri mühendisi çalışanımız var. Endüstri mühendislerini severiz ESV22 olarak. Aslında ESV22'ye baktığınızda nihai ürün kıyafet, ayakkabı, ev ürünü. Ama ESV22 mühendislik tabanlı ve mühendislikle yönetilen bir şirket. Verilerle yönetilen bir şirket. Çok teşekkür ediyorum. Yoksa bu kadar büyüyemez. O zaman şunu da sormak istiyorum. Bundan önceki sorularda cevaplarınızda da kullanmıştınız. Sıklıkla doğru iş için doğru insan ibaresini kullandığınızı biz duyuyoruz. Doğru işe doğru insan stratejisini uygularken sizin için doğru insan kavramını nasıl tanımlarsınız? Aslında Beyza, teşekkür ederim bu soru için. Doğru iş ve doğru insan bir denklem, karşılıklı olarak işlediği sürece fayda sağlayacak olan bir denklem. Her iş doğru iş, her insan doğru insan. Önemli olan bu ikisinin bir araya gelmesi ve ikisi bir araya geldiğinde fayda üretebilmesi. Hem şahıs için hem şirket için. Bunları nasıl görüyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Az önce işe alım aşamalarımızdan bahsederken yetkinliklerden bahsettim, becerilerden bahsettim, prensiplerden bahsettim. İşte tam olarak bunlar bizim doğru işe, doğru insan tanımımızın altyapısını oluşturuyorlar. Bir endüstri mühendisi olarak sen çok farklı alanlarda çalışabilecek eğitimi alıyorsun. Üretimde de çalışabilirsin, fabrikada çalışabilirsin, ağır sanayide çalışabilirsin, planlamada çalışabilirsin ya da insan kaynaklarında strateji ve süreç geliştirmede çalışabilirsin. Peki buna nasıl karar vereceğiz ya da sen nasıl karar vereceksin?
Senin bazı yatkınlıkların var. İlgi duyduğun alanlar var. Belki fabrikayı sevmiyorsun. Sen daha fazla ofis ortamını seviyorsun. Çok basit şekilde ele alacak olursak. Bir de senin yaptıkların var. Halihazırda gerçekleştirmiş olduğun projelerin, bu projelerin çıktısı, aldığın dersler, belki yaptığın stajlar, o stajlardan öğrendiklerin, haliyle seni geliştirmiş olan yetkinliklerin var. Bir de kendi yapabildiklerin var, becerilerin var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde işte o zaman doğru iş tanımıyla karşı karşıya koyduğumuzda senin için doğru iş, doğru insan uyumu sağlandı diyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Karşınızdaki insanın o zaman tüm özelliklerine ve onun yeteneklerine bakarak doğru bir Elbette. yerleştirme yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan sadece şirketin ya da sadece bireyin mutlu olması değil. Karşılıklı olarak her iki tarafın da fayda üretmesi, bir harmoni içinde birlikte dönen, birlikte büyüyen bir ortam yaşanması. Bu yüzden Karşılıklı hem yükseklerin aynen alınması. öyle, evet Beyza. Hem çalışanın mutlu olması lazım. Yaptığı işte fayda ürettiğini hissetmesi lazım. Elbette şirketin de o çalışanın performansından memnun olması lazım. Kesinlikle. O zaman diğer sorumuza geçiyorum. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Artık dijital bir çağdayız hepimiz. Günümüzde sosyal medya çok büyük bir önem taşıyor. Siz markanız için sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz? Tanıtımınız için nasıl yollar izliyorsunuz? Teşekkür ederim soru için Beyza. Bizim güçlü olduğumuzu düşündüğümüz alanlardan biri sosyal medyamız. Son 5 senedir özellikle markalar sosyal medyadaki varlıklarını arttırmak ve kullanıcı tarafında ilgi çekmek için epey içerik oluşturmaya başladılar. SWAG2 de son 5 yıldır bunu çok iyi yapan şirketlerden biri. Hatta Türkiye'deki kendi sektöründe en fazla takipçisi olan firma. Hem marka tarafında hem de kariyer tarafında. Kariyer hesabımızı takip ediyor musunuz? Ediyoruz. Beğeniyor musunuz içeriklerimizi? İçerikleriniz gayet güzel. Zaten bayağı bir araştırmamızda bu hesaplarınızdan yaptık. Web sitenizden olsun, diğer hesaplarınızdan olsun. Evet, orada zaten sizlerden besleniyoruz doğrusu. Sizlerin neler görmek istediğini soruyoruz. Sizin trendlerinize bakıyoruz. Sizleri anlamaya çalışıyoruz. Ve sizin ihtiyaçlarınıza yanıt verecek içerikleri orada paylaşmaya çalışıyoruz. SWAG2 elbette ki diğer şirketler de bunu yapıyorlardır diye düşünüyorum. Buradaki varoluşun hizmet ettiği alanlardan en kritik olanı satışa trafik oluşturmak. Ürünlerimizi paylaşıyoruz marka hesaplarımızda. Home hesabımız var. Kendi SWAG2 marka hesabımız var. Milyonlarca takipçisi olan çok büyük bir hesap yönetimi yapılıyor. Çok büyük bir ekip tarafından yapılıyor bu yönetimde. Maksadımız yapmaya çalıştığımız şey hem müşterilerimizi bilgilendirmek, marka tarafı için konuşuyorum, hem de elbette e-ticaret sitemize trafik oluşturacak içerikleri müşterilerin beğenisine sunmak. Son yıllarda da çok kez SWAG2 kullanıcı tarafından landmark seçilmiş bir marka. Bunun da mutluluğunu sizinle paylaşmış oluyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve çok tebrik ediyoruz. Başarınızın umarım hep devamı gelir. Daha da iyiye gider markanız. Çok teşekkürler. Hazır o zaman sosyal ağlardan bahsediyorken görüşmemiz öncesinde sizler hakkında bazı araştırmalar yapmıştık az önce de söylediğim gibi. Dikkatimizi çeken noktalardan biri şu. Web sitemizde 2023 yılına kadar Avrupa'da en başarılı 3 moda perakendisinden biri olmayı hedeflediğiniz yazıyor. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Bu bizim vizyonumuz Beyza. Çok inandığımız 48 binde 48 bin kişinin inanarak çalıştığı bir vizyon. Yapacağımıza inanıyoruz. Nasıl gerçekleşecek? İlk adımı zaten söyledim. İnanarak gerçekleşecek. Ama elbette ki sadece inanmak yetmez. Bunun için çok çalışmak lazım. Peki nasıl çalışmak lazım? Bizim bir strateji haritamız var. Her şirketin olduğu gibi. O strateji haritası vizyonumuza göre değişiklikler gösterebiliyor. Yenilikler, eklemeler, çıkarmalar, günün getirisi, koşulların getirisine göre revizeler olabiliyor. Ama bizim bir vizyonumuz var ve o vizyona da hizmet edecek stratejilerimiz departmanlar bazında belli. Bu stratejilere ulaşmak için, bu stratejiler aracılığıyla vizyonumuza ulaşmak için de çok sistemli ve organize bir çalışma
planı gerekiyor. Çok fazla departman, çok fazla operasyon, çok farklı kanallardan yürütülen operasyonlarımız var. Bunun için de çok sistemli bir çalışma düzeneğimiz var diye söyleyebilirim. Diğer taraftan prensiplerimizden bahsetmiştim. Onlar bizim yol haritamız. Onlar bizim aldığımız her kararda, attığımız her adımda peki bunu karşılıyor muyum? Peki yaptığım bu prensibe hizmet ediyor mu? Ya da hizmet etmediğini fark ettiğimiz bir alan varsa bunu nasıl iyileştirebilirim diye baktığımız prensiplerimiz var. Onlar her zaman yanımızda, her zaman aklımızda, kalbimizde. Onların ışığında ilerliyoruz diye söyleyebilirim. Bir de yine az önce bahsettiğim, bunlardan sürekli bahsediyorum çünkü bizim gerçeğimizi bunlar oluşturuyor. ACVAC2'yi oluşturan yapı taşları bunlar. Vizyonumuza giderken strateji haritamıza bakıp o yenilikleri yapmak, aksiyonları almak, bunların hepsi öğrenmekten geçiyor. Sürekli öğrenmekten, sürekli gelişmekten, sürekli yenisini, olmayanı bulmak, olanın en iyi örneklerini, best practice'lerini incelemek, kendimize nasıl evirebiliriz, ACVAC2'yi nasıl daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz ya da daha mikro bakacak olursak kendi yaptığımız işi markayı oluşturan bir parça olarak kendi yaptığımız işi her gün en iyi nasıl yaparızın merakıyla ilerliyoruz. Buna çok inanıyoruz. Bizim sayaçlarımız var. Şu anda bilgisayarlarımızda da var. Şirketin birçok yerinde de var. 2023'e geri geri sayıyor. Bir gün, bir saat, bir dakika, dakika dakika sayıyor. Bunun çok bilincindeyiz. Nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Ne kadar zamanımızın olduğunu biliyoruz. O yüzden diyorum ya çok çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Zaten bu kadar araştırmalarımız sonrasında Kapital Kadın Dostu Şirketler Araştırması'nda birinci olduğunuzu gördük biz. Bu birinciliği nasıl elde ettiniz? Kadın Dostu Şirket adı altında kadın çalışanlara ne gibi olanaklar sağlanıyor? Bir kadın çalışan olarak iş imkanlarınızı bize anlatabilir misiniz? Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim Beyza. Bizim çok gurur duyduğumuz bir özelliğimiz, bir alanımız. Aslına bakarsan buna yanıt verirken sana bahsedebileceğim çok büyük projeler, planlar, stratejiler yok. Çünkü bu doğal olarak gelişen bir süreç şirketimizde. Doğru işe doğru insan felsefemizden bahsetmiştim. Bunu karşılayan tüm adaylar bizim için ACVAC2 için bir çalışan potansiyeli taşıyor. Aldığımız ödül yeni bir ödül değil. Yanlış hatırlamıyorsam 6 yıldır zaten Kadın Dostu Şirketler sıralamasında birinciliği göğüslüyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. ACVAC2'de çok ekstra şeyler yaptığımızı söyleyemem. Olması gereken şeyleri yapıyoruz. Bunları yaptığımızda da zaten çalışanlar için, kadın çalışanlarımız için anlıyoruz ki bizi tercih etmelerinden ve kıdem sürelerinden, şirkette çalışmaya devam etme zamanlarından anlıyoruz ki onlar da bundan memnunlar. Bunca imkan içinde bu kadar mutlu şekilde çalışmak gerçekten çok güzel. Bu detayları bize aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Yine araştırmalarımız esnasında o zaman 2009 yılında da ekolojik el kitabı yayınlayan ilk Türk markası olduğunuzu biz gördük. Ekolojik test nedir, nasıl yapılır, süreci bizimle paylaşır mısınız? Tabii, genel hatlarıyla paylaşabilirim. Bunlar çok teknik konular ve bu işin profesyonelleri çok detaylı, bilgilendirici şekilde anlatabilirler. Ama ben size genel hatlarıyla bahsedeyim ekolojik testin ne olduğundan. Biz ekolojik testleri insan ve çevre sağlığı için yapıyoruz. Milyonlarca adet ürün satıyoruz. Bunlar ayakkabı olabilir, bardak olabilir, kıyafet, tişört, tayt, her şey olabilir. Bunların hepsini biz testler yapıyoruz. Nelere bakıyoruz? İçinde boyar madde var mı? Ağır metal var mı? Kanserojen madde var mı? Bunun gibi insan sağlığına ve çevreye zararı olabilecek olan tüm maddelerin oranlarına, varlığına bakılan testler. ACVAC2'nin kendi laboratuvarı var Beyza. Testlerini burada yapıyor. Bağımsız laboratuvarlarla çalıştığı gibi aynı zamanda kendi ürünlerini kendisi de test yapıyor. Örneğin bir tane gömleğin testinden bahsedelim. Bir gömlek dediğinizde aslında bir adet ürün, bir adet test diye düşünebilirsiniz. Ama bir adet gömlekte neler var? Düğme var, iplik var, kumaşın kendisi var, belki içinde telat dediğimiz bir materyal var. Bunların hepsi ayrı ayrı bir ürünü oluşturan
bileşenler. Bunların hepsi ayrı ayrı test ediliyor. Hepsi tek tek test ediliyor. Ve günde ortalama 1800 adet numune ürüne 7000 kadar test yapılıyor ISIVA22'de. Amacımız insan sağlığını ve çevre sağlığını korumak. Bunun için çalışmalarımızı her gün daha iyisini yapabilmek için sürdürüyoruz. Çok sevindim. Yani anladığım kadarıyla sonraki sorumuzdan en başta insana değer veren bir şirketsiniz. Bu çok güzel bir yaklaşım gerçekten. Bunu senden duymak benim için çok sevindirici. Kendimizi anlatabildiğimizi anlıyorum senden bunu duyunca. Teşekkür ediyorum. O halde bir takipçimizden gelen soruyla artık noktalayalım. Tamam. Eğitim hayatımız devam ederken aklımızda hem öğrenip hem eğlenmek oluyor bizim. Sorumuz şu, öğrencilere yönelik eğlenceli proje ve etkinlikleriniz var mı? Varsa bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Öğrencilere yönelik yapılan bütün etkinliklerde ben çok eğleniyorum şahsen. ondan eminim, onu söyleyebilirim. Elbette ki şaka bir yana amacımız, istediğimiz şey hem öğrenmek hem eğlenmek. Sizinle birlikte sizin de güzel vakit geçirdiğiniz anlar oluşturmak. Neler yaptığımızdan bahsedeyim biraz Beyza. Hangileri eğlenceli, hangileri daha eğlenceli olabilir? Siz bize söyleyin. Her zaman sizden gelen öneriler bizim için çok kıymetli. Her zaman dikkate alıyoruz. Ve elimizden geldiğince hızlı biçimde sizin taleplerinize, sizin ihtiyaçlarınıza yanıt vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerle bir araya geldiğimiz ortamlar başta kampüsler. Yani Mart ayına kadar öyleydi. Bundan sonrasına bakacağız ama online'a da çok alıştık. Sizlerin de çok iyi adapte olduğunu görüyoruz. Haliyle kampüslere dönüş başlasa da tahminimce online etkinlikler devam edecektir. Bence etsin de zaten. Güzel oluyor, rahat, keyifli, hızlı aksiyon alınabilen etkinlikler oluyor. Ama bugüne kadar yaptığımız şeylerin arasında kampüse gitmek vardı. Hem insan kaynakları profesyonelleri olarak bizler gidip öğrencilerin merak ettikleri kariyer tavsiyeleri, mülakat simülasyonları gibi etkinlikler yaptık. Hem de ilgili alanda çalışan profesyonel çalışanlarımızı götürüp onların öğrencilerle deneyimlerini, know-how'larını, best practice örneklerini, kendi deneyimlerini, kendi yolculuklarını anlattıkları etkinliklere katıldık. Bunda benim gözlemim öğrencilerin keyif aldığı yönünde. Çünkü onlarla, sizlerle aynı yollardan geçmiş, belki sizinle aynı sıralarda oturmuş abilerinizin, ablalarınızın iş hayatında aldığı yollar, yaptıkları işler, başarılar, başarısızlıklar. Başarı kadar başarısızlıklar da önemli elbette. Başarısızlıklardan alınan dersler, bunların kişilerin kariyer yollarında onlara nasıl etki ettiği, tüm bunların konuşulduğu samimi, güzel sohbet ortamlarımız oluyor kampüste. Aynı şekilde biz de öğrenci arkadaşlarımızı bizi yerimizde görmek, bizi evimizde tanımak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı, kulüpleri, etkinlik gruplarını şirketimizde ağırlıyoruz. Ama bunu standart bir şirket gezisi olarak düşünmeni istemem Beyza. Çünkü biz bu gezilere hazırlanıyoruz. Nasıl hazırlanıyoruz? Koçlarımız var, mentörlerimiz var, İK profesyonellerimiz, eğitmenlerimiz. Onlarla sizin için oyunlar, tabii ki yetişkin oyunları. Oyunlar hazırlıyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımaya yönelik, daha güzel, daha sıcak bir atmosfer kurmaya yönelik yapılandırdığımız etkinliklerimiz oluyor. Bunlarla güne başlıyoruz. Sonrasında sizin merak ettiklerinizi size anlatıyoruz. Tıpkı şu anda ben nasıl sorularını yanıtlıyorsam orada da aynı şekilde şirketimizden bahsediyoruz ve sizlerin merak ettiği şeyleri yanıtlıyoruz. Sonra bitmiyor günümüz. Dolu dolu geçiriyoruz günümüzü. Case çalışmaları yapıyoruz. Yani sizi yormadan bırakmıyoruz şirkete geldiğinizde. Diyoruz ki hadi gelin, o kadar yol geldiniz. Bir case çözmeden bırakmayız. Sonra gruplarımızı oluşturuyoruz. Çok eğlenceli geçiyor. Benim için dediğim gibi zaten hepsi eğlenceli ama sizlerin de gözlerinde, sözlerinde eğlendiğinizi görüyorum. Bu çok mutluluk verici. Buna ek olarak bu eğlence midir? Emin değilim ama okulu bitirmek bence eğlenceli bir şey. O yüzden bunun içine katabiliriz. Bitirme ödevlerinize destek oluyoruz Beyza. Eğer siz bitirme projenizi ISIVA22 ile yapmak istiyorsanız hangi alanda yapmak istediğinizi, nelere ihtiyacınız olduğunu, ne kadar zamana ve kimlerle görüşmeler yapma ihtiyacınız olduğunu bizimle paylaşırsanız biz de sizin için bu organizasyonu sağlıyoruz ve bir aksilik olmazsa sizin bitirme projenizi ISIVA22 ile birlikte yürütmenize yardımcı oluyoruz.
Bu da yine bizim için çok keyif verici, fayda sağladığımızı gördüğümüz ve bundan da mutlu olduğumuz, karşılıklı olarak güzel şeyler üretildiğine inandığımız süreçlerimizden. Bunun haricinde üniversitelere ayrıca case yapmaya gidiyoruz. Bunlar ödüllü case programlarımız olabiliyor. Neler yapıyoruz? Staj programımıza öncelikli adaylık hediyesi veriyoruz. Staj programımızdan da bahsedeceğim. Grow Global staj programımızın lansmanını bu sene yaptık. Çok tazeydi. Halihazırda yapılan bir staj programıydı ama birazcık daha içine keyifli şeyler, birazcık daha fazla öğretici detay kattık. İsmine Grow Global dedik. Biz globalde büyüyoruz. Gel sen de bizimle globalde büyü demek istedik. Çok güzel hayallerimiz vardı. Çok büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Ama şirkette yüz yüze değiliz. Hayalimizin gerçekleşmeyen kısmı orası. Şu anda staj programımızı online olarak yapıyoruz. Ekiplerde stajyerlerimiz, görevleri, programları, projeleri, her şey belli. Ve bu bir programa göre stajlarını gerçekleştiriyorlar. Bunun içine çok güzel eğitimler kattık. Onlara da sorduk. Onlardan aldığımız geri bildirimlerle oluşturduk. Yani sizlerden, öğrenci arkadaşlarımızdan. İçinde Agile eğitimi var. Design Thinking eğitimi var. Yine davranışsal gelişim sağlayacak, sosyal kanadınızı güçlendirecek olan eğitimler var. Danışmanlıklar var, birebir görüşmeler var. Keyifli bir etkinlik programı oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Aldığımız geri bildirimler de bu şekilde. Ama her zaman, her zaman gelişime açığız. Her zaman önerilerinize açığız. Bize derseniz ki şu da olsa güzel olurdu. Hemen bakarız. Eğer yapabiliyorsak hemen onu da entegre ederiz. Öğrencilerle yaptığımız çok fazla etkinlik var. Yani bu epey zaman alabilir. Ama pandemi döneminde bir cümleyle toparlamaya çalışayım. Pandemi döneminde biz çok eğlendik, çok yorulduk ama çok eğlendik. Karşımızdaki arkadaşların da öyle olduğunu hissettik. Pandemi döneminde hiç durmadık Beyza. 40 kadar etkinlik yaptık 2 ay içinde. Bunların belki yarısı bizim öğrencilere sunduğumuz tekliflerdi. Hadi gelin sizinle şöyle bir şey yapalım. Atalete kapılmayın, üzülmeyin. Okul devam edecek, hayat devam edecek, işler devam edecek. Pozisyonlar açık kalmaya devam edecek. Size bizim her zaman ihtiyacımız var. Biz size her zaman destek olabiliriz. Bizim amacımız birazcık buydu aslında. Yani şirketi anlatmak, tanıtmak, PR etkinliği yapmak gibi bir amacımız hiçbir zaman olmadı. Çünkü bizi zaten biliyorsunuz, Türkiye biliyor. Bizim isteğimiz özellikle bu dönemde yapmaya çalıştığımız şey, öğrencilerin kırıldığını biraz gördüğümüz, umutlarını yerine getirmek için bizim atabileceğimiz adımları atmaktı. Onlara hayatın devam ettiğini, onlara her zaman ihtiyacın devam edeceğini anlatmaktı. Bunda da iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Karşılıklı olarak başarıyı paylaşmamız gerekir. Siz çok destek oldunuz. Biz elimizden geldiğince içinde bulunmaya çalıştık. Çok da güzel bir atmosfer oluştu. Çok güzel dostluklarımız gelişti. Bu dönem bizleri sıkı sıkıya birbirine bağladı. İnşallah bundan sonraki dönemde de böyle devam ederiz. Eğlenceli miymiş? Ben sana sorayım. Bence gayet eğlenceli ve öğrenciye yönelik öğrencinin düşündüğünüz programlarınız var. Ya ben gerçekten diğer arkadaşlar adına da teşekkür ediyorum. Çünkü çok bu kadar öğrenci merkezli olmanız çok güzel bir şey. Bizim sorularımız bu kadardı. Bizlere ayırdığınız vakit için, konuğumuz olduğunuz için, bize deneyimlerinizi aktardığınız ve yolumuzu biraz daha aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Beyza'cığım bizi davet ettiğin için. Benim için de çok keyifli bir etkinlikti. Seninle olmaktan, senin sorularını ve senin aracılığınla öğrenci arkadaşlarımızın sorularını yanıtlamaktan çok büyük mutluluk duydum. Bu sizin merakınızı, sizin öğrenme isteğinizi gösteriyor. Biz her zaman yanınızdayız. ACY2K her zaman yanınızda. Bize ulaşabilirsiniz. Bize acy2kcampus@acy2k.com adresimizden de ulaşabilirsiniz. LinkedIn hesaplarımızdan ekleyebilirsiniz. Senin aracılığınla ve diğer kulüpteki arkadaşların aracılığıyla taleplerinizi iletebilirsiniz. Eğer işbirliği yapabileceğimiz, size fayda sağlayabileceğimiz şeyler varsa mutlaka yanınızda oluruz. Onunla ilgili hiçbir endişeniz olmasın. Tüm dinleyen öğrenci arkadaşlarımıza da bu şekilde seslenmiş olalım. Çok güzel bir yayındı. Su gibi aktı. Benim söyleyeceklerim de bu kadar.
Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz ve Mercek Altında serisinin diğer videolarında tekrar görüşmek için Koya Meka sosyal medya hesaplarını takipte kalın. Hoşçakalın.